şimdi benim Salih abimin hiç ihtiyacı yok çünkü gördüğünüz gibi saçlarımız lepiska. Her yerden fışkırıyor. Hele Salih abininki. Benimki de. Ektirsem mi? Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tamamen gerçekçi söylüyorum ve ben bunu defalarca söyledim. Ben erkeklerin saç ekmesini arzu ediyorlarsa tam böyle destek veren bir adamım. Yarın öbür gün başıma gelirse mesela şuraları buraları falan ekerim ben. Ama artık çok acayip bir teknoloji var ki onu göstereceğiz ekranlardan sizlere. Saç ektirmekten korkanlar var ise bu haber tam sizin için diyorlar. Çünkü saç simülasyonu. Nedir bu? İzleyelim görelim. Buyurunuz. Saçlarınız çok dökülüyor ve saçlarınızın seyrekliği sizi rahatsız mı ediyor? Saçlarınız gürlesin istiyor ama saç ektirmekten korkuyor musunuz? O halde bu haber tam da sizin için. Saç dökülmesinden ve saçlarının seyrekliğinden rahatsız olanlar ama yine de saç ektirmeye korkanlar ekran başına. Saçlara kavuşmak için saç ektirmek zorunda değilsiniz. Evet, artık gür saçlara kavuşmanın yepyeni bir yöntemi var. Aramızda Kalmasın ekibi sizler için bu yeni yöntemin uzmanına danıştı ve son teknoloji saç simülasyonunun tüm detaylarını sizler için öğrendi. Saç simülasyonu şu anda dünyada çok ciddi bir trend. Saç simülasyon uzmanı Serkan Bozkurt son teknoloji olan saç simülasyonu operasyonunun detaylarını siz izleyicilerimiz için aramızda kalmasını anlattı. Ama biz konuya temelden başlayalım ve Serkan Bey'e soralım. Serkan Bey, saçlarımız neden dökülüyor? Aslında birçok sebebi var saç dökülmesinin. Bunların en başına gelen tabii kozmetik ürünler. Maalesef kozmetik ürünler saçlarımızı ışıldatırken güç kaybına da neden oluyor. Bu sebepten dolayı dökülmesine sebep veriyor. Bunun dışında genetik faktör çok önemli. Ama bunların hepsini tetikleyen de maalesef psikolojik etkenler var. Bizim saçımız döküldükçe tabii daha çok dert ediyoruz. Bu sefer daha da çok dökülüyor. Ne yapsak saçlarımızın dökülmesinden kurtulamıyoruz desenize. Peki bu dökülmelerin önüne geçmek için yapılacak bir şey yok mu? Öncelikle saçımızın normal yaşam döngüsünü bozmamamız gerekiyor. Yani dışarıdan vitaminler, işte takviyeler, kozmetik ürünlerden uzak durulması gerekiyor. Burada bitkisel doğadan elde edilen yağları ben tavsiye ediyorum. Ve oldukça da sık masaj yapsınlar saç bölgesine. Serkan Bey'den tüyoları aldık almasını ama bu saç dökülmelerinde kadın ve erkekler arasında bir fark oluyor mu acaba? Genelde zaten erkeklerde genetik faktör çok önde ve erkeklerde özellikle tepe bölgesinden başlayıp alınla devam eden çok ciddi bir seyrelmeyle birlikte kelliye giden bir sonuç var. Dediğim gibi bu genetik, yani olmazsa olmaz gibi maalesef. Bunu korumaya yönelik önlemler yapmaları gerekiyor. Bayanlarda dediğim gibi bir sağlık problemi yoksa, eğer çok ciddi bir sorun yaşamıyorsa kolay kolay saç dökülmesi olmaz. Dökülme sebepleri farklı olunca kadın ve erkeğe uygulanan tedavi yöntemleri de farklı oluyor tabii. Erkekler çareyi saç ektirmekte ararken kadınlar bu yöntemi pek tercih etmiyor. Oysa ki saç ektirmekten çekinen çok fazla insan var. Uzmanımız bu yönteme alternatif olarak harika bir teknoloji olduğunu söylüyor. Saç simülasyonu. Peki nedir bu saç simülasyonu Serkan Bey? Saç simülasyonu şu anda dünyada çok ciddi bir trend. Saç kısaca tanımlamak gerekirse biz sorun yaşanan saç bölgesine minik saç efektleri şeklinde boyama sanatı. Biz o bölgeye minik saç efektleri şeklinde boyuyoruz. Bakıldığı zaman sanki alttan deriden yeni saçlar çıkıyormuş gibi bir ifade veriyor. Bu da bölgeyi çok hızlı bir şekilde daha yoğun hale getiriliyor. Saç ekimiyle aslında en büyük farkları cerrahi bir işlem değil. Ağrısı sızısı olan bir işlem değil. Çok kısa sürede daha yoğun bir görüntü. Uygulanan kişiye hiçbir ağrı sızı vermeden saçların gür görünmesini sağlayan bu basit saç simülasyonu işlemi nasıl yapılıyor dersiniz? Gelin bir de bu işlemin uygulamasını görelim. Şimdi izleyenler için zaten bir uygulama yapacağız. Genel anlamda kafalarındaki soru işaretleri gitsin diye. Bakalım deneyecekler. Saç teli kalınlığına uygun olarak kullanılan özel tasarım iğnelerin yardımıyla saçın rengine uygun saç efektleri uygulanıyor. Bu basit işlem sonrasında hiçbir ağrısızı olmadan gür ve sağlıklı bir saç görünümüne kavuşuluyor. Hüseyin Bey, işlem esnasında herhangi bir şekilde çok ciddi sizi rahatsız edecek bir acı var mı? Yok, acı hissetmiyorum şu anda. Nasıl bir duygu? Güzel. Keyifli mi? Keyifli.
Ben beğendim. Teknik tamamdır. Kalıcı olması güzeldir. İhtiyacı olan yapsın. Tıp da ilerledi, teknik de ilerledi. Kesinlikle. Acı var mı diyor, acı yok acı diyor. Tabii. O da güzel bir şey. Aynen öyle, acısız olması çok iyi. Çünkü ben saç ekimi hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim ama bilmiyorum, hani belki farklı tipler olabilir. Acıyan diyenler, işte biraz böyle iğneleri sızlatanlar. Şimdi görüyoruz burada böyle bandanalarla dolaşıyorlar kan deveranı için falan filan. Yani yurt dışından bu gelenler var. Var. Bizim Türkiye'de çok iyi olarak. Kesinlikle öyle. Özellikle Araplar çok gelir. Çok iyi görürüz onları her yerde. Hep her yerde böyle siyah bantlı erkekler aynen görürsünüz. Bilin ki o siyah bantlılar saç ekiminden çıkmış. Evet. Tarla eker gibi evet, saç ekiyorlar. Tek tek ekiyorlar, onu biliyor musun? Herkesin tabii. En alıyor, tek tek ekiyor. Bir tane zerresinden 70 tane saç çıkmıyor Mahsun Kırmızıgül'de olduğu gibi. Evet. Deyip devam edelim. Maşallah. Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi var. Thank you.